Herkese merhabalar sevgili dostlar. 24 Mayıs İstanbul Cuma günü yarış programı tahminincisiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 10 koşul bir program bizleri bekliyor olacak İstanbul'da. 2 sentetik 8 çim pist yarışı var. Bursa tahminleri de yayında 9 koşu arkadaşlar. 2 altılı mevcut. ilk altılı da bir tane banko isimle Geçtik. ikinci altılı içinse arkadaşlar iki alternatif bir tane banko tekimiz var. Onu belirteyim. Diğer kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı ismindeki kanalda takip almanızı istiyorum arkadaşlar. Youtube'a ille de Sürmeli yazarsanız, Vanlum yazarsanız, Has Karaca yazarsanız çıkacaktır o kanalda. Takip alıp bize destek verirseniz sevinirim. Orada da yarış videoları paylaşıyoruz düzenli olarak. Bu kanalda abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katılıyor olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, diyoruz ve başlıyoruz. Tahminlere 5'e çeyrek kala, 15 handikap, 3 çıkar İngilizler 1600 metrede. Çin piste çıkacaklar arkadaşlar. İlk koşuda 9 safkan var. Bonsor ve Panoramik ekürü olarak start alacaklar. Favorimiz bu koşu için arkadaşlar. İki yarıştır tabela yapan bir isim. Fesih Çetin başla Steelhawk bir numara olacak arkadaşlar. Ardından Akın Sözen Endaresi'ndeki 3 numara Bello Boy'u size tavsiye edeceğiz. Hemen ardından 4 numara The Witcher Eray Çizik ile birlikte önereceğiz. Ve son olarak ekürülerden burada 5 numara Panoramik'e de şans tanıyacağız. Mehmet Kaya Endaresi'ndeki safkana. Yani sıralama 1 3 4 5 şeklinde toplamda en fazla 4 at olacak diyoruz. İkinci koşu 5 çeyrek geçe arkadaşlar. Şart 1 dişilere mahsus 3 yaşlı Arap 1200 metrede Çin piste çıkacaklar. 12 safkanın e, mücadele edeceği 12 dişi kısrağın mücadele edeceği bir yarış. Arkadaşlar burada 12 e, isim arasında bizim favori olarak değerlendirdiğimiz safkan Özcan Yıldırım idaresindeki e, Jalela 9 numaralı safkandır arkadaşlar. E, bu atın yanına burada ilave olarak Ayhan Kurşun İdaresi'ndeki Demeterim 4 numarayı düşündük. E, burada turbo temsilcisi Demeterim'den de iyi bir performans bekliyorum. Akeza Jalela da Özgün at temsilcisiydi onu da belirtelim. E, peşi sıra arkadaşlar burada Sadın Gücü turbo hattına sahip olan Delice 3 numaralı Safkan Akın Sözen İdaresi'nde yazmanızı öneriyoruz. Ve e, burada son olarak arkadaşlar bir Berk Soy temsilcisi 6 numara Duru Soy'u da. Yazmanızı önereceğiz arkadaşlar Hışmançlık İdaresi'ndeki 6 numaralı Duruso'yu da burada tavsiye ediyoruz Yani sıralama 9 numarayla başladık arkadaşlar 9 4 3 ve 6 şeklinde olmuş oldu Üçüncü koşu saat 6'ya e, çeyrek kala şart 3. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre Çin pist yarışı 7 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Bu koşuda favorimiz Ahmet Çelik idaresindeki One Man Army 4 numara olacak. E, 27 güne ve son yarışından 4. olarak ayrılan safkan. Çin pistte çıktı. 4 yarışta da tabela yaptı. Kum'da bir ilk yarışı var. Orada tabelası yok ama e, o bir yarış görme miydi Tabii ki? Yoksa e, atın kum performansı tamamen o mu? Onu e, ilerleyen zamanlarda eğer kuma tekrar koşarlarsa görürüz. Bizim için önemli olan Çin performansı arkadaşlar. Neden bu kadar detaylı olarak izah ettim? Çünkü ben bu atı burada sizlere tek olarak vereceğim. 3. koşuda 4 numara One Man Army. Tek diyorum arkadaşlar. 2 numara Beridin ve 1 numara Bay Cura'nın burada burada şansları vardır keza 3 numarayı atacağım da belki biraz zorlayabilir ama 4 numara kazanır diyorum sıralı ikili vermek biraz zor O yüzden sadece normal oyunda 4 numarayı tek geçerek devam ediyoruz dördüncü koşu saat altı buçukta 6 safkanın start alacağı bir koşu şart 5 düzeyinde 4 yukarı araplar 1500'de sentetiğe çıkıyorlar Arkadaşlar bu yarışta şöyle söyleyeyim yani Leonidas bir favori olacak gibi gözüküyor. Yani kilo olarak da iyi olması sebebiyle fark yaratacaktır. 9 gün evvel de kazandı en nihayetinde. Ama tabii bir numara sancar olmadan burada oyun yapılmaz. Yani son yarışı kötü gözüküyor olabilir belki ama yani bu sancar yani gelir burada kazanabilir. O yüzden kesinlikle ihtimaller dahilinde değerlendirilmeli. 4 ve 1 yeterli olur arkadaşlar. 2 safkan ama geniş kupon yapıyorum diyen varsa burada 2 numara duman başta olmak üzere ilaveler yapılabilir. Ben 6 atı birden yazın demeyeceğim ama eğer ki geniş kupon yapıyorsanız tabii ki 6 atı yazma ihtimaliniz vardır. Bu da bir tercih olabilir yani eğer düşünüyorsanız bütçenizde uyuyorsa tabii ki. 5. koş saat 7'de şart bir dişlere mahsus 3 yaşlı Araplar 1200 metre çim piste çıkıyorlar. Arkadaşlar 12 atın koşacağı bu koşuda favorimiz turboca şattına sahip olan 3 numara beyaz turbo. Akın Sözen İdaresi'nde bizim favorimiz olacak arkadaşlar. Bu koşuda galibiyete çok yakın görüyoruz bu safkanı. Onu belirtebilirim. Ardından Mehmet Kaya dersindeki Güntay Altı hattına sahip olan Gönül Çelentay 5 numaraya şans tanıyacağız bu yarış için. Ee, geriye kalan isimlerde tabi burada 12 at var. Başka isimlerin de gelme ihtimali olabilir. Ee, burada bizim e, belirlediğimiz, beğendiğimiz e, gerek orijin olarak gerekse işte genel idman durumu vesaire olarak Seçtiğimiz arkadaşlar Mehmet Salih Çelik İdaresi'ndeki 2 numara Baş Güzel ve Eray Çizik'le birlikte 10 numara Sakarnas. Fakat bu koşu için şunu söylemem lazım. 3 ve 5, 2 atla bırakılabilir bu yarış. İsteyenler 10 numarayı ve 2 numarayı da ilave edip 4 ata kadar çıkabilirsiniz. 6. koşu saat 7.30'da 15 handikap 4 yaşlı Araplar 2200 metre çim pist yarışı arkadaşlar bu koşuda 13 adet safkan start alıyor. 19 gün evvel ikinci olan Kürşat Yılmaz 5 numara toz koparan favorimizdir. Ve 19 gün evvel kazanan Adem Aslan 3 numara Çalhan'ı da yazıyoruz. Yine 19 gün evvel koşup 3. olan Saadettin Boyraz ile Hansoy 4 numarayı da yazıyoruz. Yani bu 3 tane 19 gün evvel koşan at yazılarak bir küçük kupon yapılabilir. E, kuponu genişletmek isteyenler için Mehmet Kaya idaresindeki muteber 7 numara tercih edilmesi gerektiğini düşündüğümüz bir safkan ve Mehmet Salih Çekli Afraşah 6 numara düşünülmesi gereken bir safkan. Kısaca daha böyle düz bir şekilde okumak gerekirse oyunu 3 4 5 küçük kupon, 6 7 ilavesi geniş kupon olacaktır. 7. koşuya gelelim. E, Burada ilk altıda zaten tekimizi vermiştik. Bir sıkıntı yok yani orada. E, 3. koşuydu biliyorsunuz ki. Şimdi sadece ikinci altılının kaldığı bir bölümdeyiz. E, 19 Mayıs koşusu Grup 1 düzeyinde 3 yukarı İngilizlerin 2000 metrede sentetik pist yarışı arkadaşlar. 10 safkanın e, koşacağı bir yarış. Ya tabii böyle yarışlarda her türlü sonuç çıkabiliyor. Bu atların hiçbirisi böyle e, tamamen hep formda gitmiyor. Ama e, şunu söylemem lazım ki benim bu koşu için bir favorim var. Ve ben o favori gördüğüm atı tek olarak bırakacağım. E, hem bu mesafedeki derecesinin böyle rekor diyeceğimiz türde bir derece olması sebebiyle bakın pist rekoru 2.081 bakın bunu niye gösteriyorum. Bakın 2.0102 Vinci Tore 4 numara Selim Kaya biniyor. Birinci kulvardan çıkacak bir aylık bir arası var. Bu yarışa en hazır geldiğini düşündüğüm at bu at arkadaşlar. 4 numara Vinci Tore benim için tektir bu koşuda. Dediğim gibi bu gruptaki atlar birbirlerini sürekli olarak geçebiliyorlar. Ama e, burada bir ismi ben tek bırakmaya kanaat getirdim ve 4 numara Vinci Tore'yi tek olarak bırakıyorum. 8. koşu Utku Doğdu koşusu kısa vadeli bir yarış 3 yaşlı İngilizler 1000 metrede Çin piste çıkacaklar arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 7 adet safkan bulunuyor. Ee, burada favori e, 1 numara güçlü bir efendisi arkadaşlar. 12 gün evvel 3. olduğu yarışla birlikte favoridir burada. Son yarış performanslarında kumda daha çok tabi giden ve çok iyi performanslar sergileyen bir isim. 1 numara güçlü bir efendisi Selim Kaya ile birlikte sizlere bu yarışta tek olarak veriyoruz yine arkadaşlar. Yani Dragon son yarış. Dördüncü kalmış bir safkan. Diğer atlara baktığımızda hiç e, hiç yarış kazanamayan Baldini var. Çin e, pistte e, bir varlık gösterememiş İsvetim var. E, yeni bir yarış gören Velox var. Yani zaten Sümerkızı, Sultan Spirit bunlar e, henüz daha kendilerini tam anlamıyla gösterememiş atlar. Burada yarış 1 ve 2 numara arasında gidecek gibi gözüküyor. O yüzden de 1 numara tek oldu diyebilirim. 1 numara güçlü bir efendisi tek arkadaşlar 8. koşuda. 9. koşu saat e, 9'da. Şart 1 dişi, 3 yaş taraplar, 1200 metre çim pistleri. Ha bu arada arkadaşlar 2 ayak üst üste tek geldi. Onu da bir söyleyeyim çifte vermiş olalım. Şurada 7. çifte 4 numara Vinci Tore. Bakın 7. çifte 4 arkası 1 arkadaşlar tavsiye ediyoruz. Şimdi gelelim 9. koşuya tamam mı? Yani 2 ayak üst üste tek geldiği için onu da söyledim. Kafanız karışmasın. 9. koşu şart 1 dişi 3 yaşlı Araplar 1200 metre çim pist yarışı. Ahmet Çelik'te 2 numara Betuş Hanım'la başlıyoruz. Müslüm çerikli 6 numara Hanım'ın Gülü ile devam ediyoruz. Mehmet Salih Çelik idaresindeki Juni Paris 7 numarayla devam ediyoruz. Özcan Yıldırım'la Sabık Atay 11 numara. Ayan Kurşun'la Tiki Taka 12 numara. Burada oyundaki önerilerimiz olacak. Yani 5 tane at bu koşu için düşündük arkadaşlar. Tekrarlıyorum 2 numara 6 numara 7 numara. 11 numara ve 12 numara. Zaten iki ayak tek geçtiğimiz için bütçeleriniz zorlanmayacaktır ikinci altılı anlamında belirtmem gerekiyor. 10. koşu son yarış saat 9.30'da 15 handikap dişilere mahsus 4 yukarı Araplar 1200 metrede çim pistte çıkacaklar arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz şöyle göstereyim sizlere 16 adet safgan var. Bu 16 at içerisinde favorimiz Nizamettin Demir ile birlikte 6 numara Heyfa'dır. 24 gün evvel kazanan at burada da kazanma şansı yüksektir. 11 gün evvel 3. olan ve burada şansı olan bir isim Berkan Kökçe ile Prenses D. 3 numaralı safkana da burada fırsat veriyoruz. Ardından arkadaşlar tabi 14 gün evvel bir sentetik ikinciliği olan Safkan Dilan Kız 5 numara Enes Bozdağ ile birlikte tavsiye edeceğiz. Burada bir sürat var. Başka isimler tabii ki düşünebilirsiniz. Biz de ona göre birkaç tane ekstra isim belirledik geniş kuponlarınız için. 2 numara Şintay Accuracy ile birlikte ile birlikte startlı. ikisinin de şansı var. Ali Yıldız idaresindeki 9 numara Silent River'dan da arkadaşlar bir sürpriz gelebilir bir diğer sürpriz ihtimali olarak da 11 numara Gül Ayalıyı da düşünebilirsiniz. Bu kadar fazla söylememin sebebini biliyorsunuz. 2 tane tek geçtik. Bu sebepten kaynaklanıyor. Bu şekilde videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 8. koşu 1 numara Güçlü Beyefendisi tek ve 7. koşu 4 numara Vinci Tore tek. Yani eminim ki bu tekler zaten iyi tekler. Gelecek olan tekler. Bunu umut ediyoruz arkadaşlar net bir şekilde. 3. koşuda da 4 numara Van Man Army'i tek geçmiştik biliyorsunuz ki. Böyle bir program oldu. Diğer program Bursa yarışları kanalımızda mevcut arkadaşlar seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak destek verelim diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.